Hey, what's happening to Egg and Fitness back in the section? Always in business. Kanalımıza hoş geldiniz muhteşem bir videoyla yeniden karşınızdayız. Dostlarım, bugün anlatacağım şeyler, eğer fitness'a yeni başlasaydım bu 5 hatayı asla yapmazdım. 5 seneden beri fitness'ı yapıyorum. 5 seneden beri her yaz en güzel şekilde fiziğimi çıkartabiliyorum ekranlar karşısına ve de en estetik bir şekilde artık yapmaya çalışıyorum bu işi. Ama fitness'a yeni başlasaydım nasıl hataları yapmazdım? Bu 5 hatayı asla yapmazdım. Neleri avoid ederdim? Bunlardan bahsedeceğiz kankalar. İlk kural olarak, ilk kurala geçmeden eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Ve de yorumlarda başka neler görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Biliyorum basketbol videosu isteniyor. Las Vegas çok sıcak olduğundan dolayı birazcık basketbol şeylerini yapamıyorum ama belki akşam yapabileceğim bir şeyler bulabilirim. Serin olan yerlerde. Neyse, ilk yapacağım şey kankalar, ilk söyleyeceğim kural çok fazla idman yapmak. Ve de bu çok fazla idman yapmanın sorumlusu bu yanlışı bizim kafamıza çakıl taşı gibi kazıyan insanlar, ilaçlar. Yeniden koyun ilaçlılar oldu. Yani kesilen kurban koyun eti ilaçlı insanlara kesildi yeniden. Bu faturayı ilaçlı insanlara keseceğiz. Neden böyle bir şey oluyor kankalar? Ben de bu işe yenik düştüm. Sizler de yenik düşüyorsunuz. Instagram'da abone olan dostlarımıza her gün rutinlerini yolluyorum, benim yaptığım rutinleri. Benim gibi fizikleri olsun, estetik bir fizikleri olsun diye. Şu anda estetik değil, fazla ama. Ama bu rutinleri yollarken bazı DM'ler alıyorum abone olan dostlarımızdan. Instagram'dan abone olabilirsiniz dediğim gibi. Farklı içerikler ve de her gün rutin yollanıyor benim yaptığım. Abi bu yeterli değil. Abi bu yaptığımız yeterli değil deniliyor. Ama alakası yok. İşte dediğim gibi bunun sorumlusu tamamen ilaçlılar. Neden? Antrenmana bakıyorsun abi, muhteşem fizikli bir insanın antrenmanına bakıyorsun. Adam 58 tane set yapmış haftada. Ötekine bakıyorsun, Ronnie Coleman'a, adam 48 tane set yapmış. Ya David Lay'da bakıyorsun, adam 38 tane set yapıyor haftada falan. Diyorsun ki yapmam lazım. Giriyorsun abi bir idmana, haftada bir kere idman atıyorsun. 6 egzersiz, 5 tane setten haftada 30 setle çıkıyorsun abi işin içinden. Onarım çok önemli. Doğal vücudun varsa onarım çok önemli. Onarım idman yapmaktan daha önemli neredeyse kankalar. Bu yüzden yani tamam kasa tahribat veriyorsun ama onarılması lazım. Onarılmazsa daha geriye gideceksin. Kas yapamayacaksın. Biz bunu anlayamıyoruz. Çünkü neden? Çünkü güzel fizikli insanlar YouTube dünyası, Instagram dünyası, vücut geliştirme dünyası gözler önünde olan insanlar %99 ilaçlı. Bu insanlar 30 set de yapsa haftada, 40 set de yapsa, 50 set de yapsa büyüyecekler. Bir tane açıyoruz abi video, çok güzel bir fizikli elemanın videosunu açıyorsunuz. Size bugünlük göğüs rutinimi göstereceğim. Haftada 3 kere çalışıyorum göğüs rutinini ve de 15 setten çalışıyorum. 15x3, 45 set çalışıyorum göğüs seti. Şimdi yapacağız fly, dumbbell fly, bench press, incline. Of, bir sürü egzersiz, bir sürü set, bir sürü tekrar sayısı. İnsanlar bunun doğru olduğunu düşünüyor ama bu doğru değil. Onun üstünde işe yarıyor çünkü onun onarımı doğal fizik onarımından, doğal insanın onarımından 4 kat, 5 kat daha hızlı, daha kolay, daha çabuk oluyor o insanın kasının onarılması ilaçların. Bu yüzden böyle bir misconception, böyle bir şehir efsanesi dolaşıyor. Dostlarım, küçük kas gruplarına haftada 10-15 set, büyük kas gruplarına haftada 20, en fazla 25 set olsun. Çok fazla çalışan, seneler boyunca idman yapan birisi varsa. Hadi benim gibi birisi ise hadi haftada 30 set yap. Ama yani overkill. Yani haftada 25 set yapan insanla haftada 30 set yapan insanın arasında pek fazla fark olmayacaktır. Eğer doğalsa. İlaçlıysan olur. 30 set yap istiyorsan. İstersen 35 set de yap haftada. İşte bu yüzden her gördüğünüze, her duyduğunuza inanmayacaksınız. Ben yaptım mı zamanında, ben de yaptım. Neden? Yenik düştüm. Ben de izlediğim şeylere yenik düştüm. Bilimi dinlemeden böyle şeyleri izleyip bu doğrusu abi. Ronnie Coleman yapıyor, David Wade yapıyor, Jeff Swade yapıyor. Bu doğrusu abi. Anlatabiliyor muyum? Direkt kabul ettik doğru olduğunu ama bu doğru değil. Bu yüzden ilk kural
çok fazla çalışmayı kesinlikle ben düşürürdüm. Çok fazla idman yapmayı düşürürdüm. Çok fazla set sayısını yapmayı düşürürdüm. İlk hata olarak. İkinci hata olarak bulk yapmak abi. Bulk yapmayı direkt bırakırdım. Yavaş yavaş. Yani benim TRM neyse 200 kalori üstüne koyarak, en fazla 500 kalori üstüne koyarak yavaş yavaş kas kütlesi alarak devam ederim yola. Dediğim gibi yavaş yavaş, çok da böyle katı definasyonlar yapmadan, özellikle ilk başladığınız dönemlerde çok fazla böyle hızlı bir şekilde hedefime ulaşmaktansa maratonmuş gibi bu işi, yaşam tarzıymış gibi bu işi ele almayı ben tercih ederdim kankalar. Çünkü çok fazla böyle diyet yapınca, çok fazla bulk yapınca vücudunuzun hormonları acayip bir şekilde alt üst oluyor. Ve de böyle yağ oranlarına indiğinizde, bundan daha aşağıya ineceğim yağ oranlarında vücudum fıttıracak, vücudum çok fazla yemek isteyecek ve de psikolojikman bozukluklara yol açılacak. Ve de her bulk'a girdiğimde depresyona giriyor. O yüzden kesinlikle bulk yapmazdım. Daha az yağ oranlı bir şekilde kas kütlesi koyarak yavaş yavaş ilerlemeyi ben tercih ederdim, yeniden başlasaydım. O yüzden ikinci hata olarak bunu söyleyebilirim kankalar. Bulk yapmanın, bu da bir şehir efsanesi artık tabii ki. Bulk yapmanıza gerek yok ya. 3. Oblik çalışmak abi. Şu oblikler var ya. Şu oblikler. Şu oblikler, şunları yapmak olsun. Yanlara çalışmak olsun. Bu oblikler kankalar. Dediğimiz gibi yeniden yanlış kişileri izlemekten dolayı, kendimizin araştırmalarını yapmadığımızdan dolayı bazı hatalara tanıklık ettik. Bazı hataları üstümüzde uyguladık ve de üstünüzde uyguladığınız hatalar vücut geliştirme, dövme gibidir. Bakın, kol kasınızı geliştirmek isterseniz 15 yaşınızda, 18 yaşınızda, ama 30 yaşınıza geldiğinizde ulan benim balyoz gibi kolum olacağına, ince benim balyoz gibi omuzum olsaydı daha iyiydi dersiniz. Ondan sonra o ürettiğiniz, o yaptığınız kası birazcık daha eritmeye çalışırsınız. Benim bacaklarımda olduğu gibi, benim popomda olduğu gibi. Bakın popoya, şurada twerk yapsam yemin ediyorum izlenme sayısı 100 bin artacak yani. O şekilde. Çok fazla squat, back squat yaptım. Neden? Çünkü squat adamın işidir. Erkek adamın işi squat'tır. Bacak yapmayan vücut geliştirme yapamaz falan filan. Benim zaten natural olarak, doğal olarak genetiğim, bacak genetiğim çok gelişmişken ben böyle şeylere işte inanarak falan filan ne yaptık? Daha fazla bacak çalıştık. Popomuzu daha büyüttük. Ne yaptık? Oblik çalıştık. Belimizi daha kalınlaştırdık. Şimdi belli bir yaşa gelince ulan keşke belim ince olsaydı. Ulan keşke popom bu kadar büyümeseydi. İşte bu yüzden dövmeyi yaptıktan sonra dövmeyi çıkartması zor. O yüzden vücut geliştirmeye dövme olarak bakmanız lazım. Vücudunuzu istediğiniz şekilde, siz kendi istediğiniz vücudu inşa etmeniz lazım. Bu yüzden ben 1.80'im, 65 kiloyum, omuzum işte 38 santim. Ne düşünüyorsun bunun hakkında gibi bir soru duymak istemiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Sen yaptığın vücut hakkında, yapmak istediğin vücut hakkında ne düşünüyorsun? Hiç kimseden validation, hiç kimseden onay beklemeyin. Hiç kimseden "aa bunu böyle yapmalıydın" beklemeyin. Sen milli sporcu değilsin. Podyuma çıkıp jürin işte 38 santim pipim var, 33'e düşür bunu, aldığını da 35'e çıkart falan diye bir şey söylemiyor size abi. Biz öyle bir şey değiliz biz. Vücut geliştirmeci değiliz yani. O yüzden bize jüri mi değil, hiç kimse bir şey söyleyemez vücudumuz hakkınıza. Kendi vücuda kendin karar ver. Yanlış hatalar yapma. Yani oblik bacak çalışmak, istediğin bölgeye çalışmak üçüncü kural olması lazım. Ne istediğine karar vermen lazım. Çabucak bir şekilde. Özellikle ilk senemde çok fazla kas kütlesi koyabiliyorsun. Nereye kas kütlesi koyduğunu dikkat etmen lazım bence. Dördüncü kural olarak kardiyo yapmak. Dostlarım, sizlere hemen bir örnek veriyorum. Ben bir saatte kardiyo yapabilirim. Bir saatte yakacağım. Bir saat kardiyo ile 700 kalori yakabilirim. Eğer kilo vermek istiyorsan kardiyonun saçmalıktan başka bir şey olduğunu bilmeniz lazım. Ben bunu yesem 1000 kalori. Bunu yakmak için 1,5 saat koşu bandında çalışmam lazım. 1,5 saat bunu yakmak için. Bunu yemezsem 1,5 saat kardiyo yapmama gerek yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kardiyo kalp sağlığı için falan iyidir. Ama fiziğiniz için çok fazla etki eden bir şey değildir. Kardiyo işte kan akışını falan filan hızlandırır. Bu yüzden pump'ınızı falan filan geliştirir. Ama vücudunuzun yağsız görünümü için,
falan filan kardiyo hiçbir şekilde ihtiyacınız yok. Kardiyo zaman kaybıdır. Yapacaksanız hit kardiyo yapın. 5 dakika 10 dakika kalın, çıkıyorsanız çıkın gidin işinize bakın abi. Zaman kaybı yapmayın dostlarım. Zaman dünyada en önemli hazine. En önemli şey zaman. Bunu boşa harcamayın. Kardiyoya koşu bandında koyun değilsiniz. Çobanın peşinden böyle koşu bandında gitmenize gerek yok abi. Bir saat, yarım saat. Sırf 5 saniyelik nefsinize hakim olamayıp o Big Mac'i bitirdiğiniz için koşu bandında 1,5 saat harcamanıza gerek yok. Ama düşünün yani hani size giren ne, sizden çıkan ne abi? Hani giren 5 dakika içinde giriyor bir Big Mac ama onu çıkartmak için 1,5 saat çalışman lazım koşu bandında. O yüzden kardiyo tamamen saçmalıktır. Sadece işte sağlığa falan filan dikkat etmek istiyorsanız, kalp sağlığı falan filan dikkat etmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Bel inceltmesi için de bir araştırma var. 20-25 dakikalık böyle karın kasını dediğim gibi kan pompaladıktan sonra 20-25 dakikalık düşük tempo bir kardiyo yaparsan belki buradaki yağları kullanabilir diye bir araştırma var. Ama daha fazla araştırma yapılması üstünde lazım. Bunun da doğru olduğu garanti değil. O yüzden yavaş tempo kardiyo yapacaksanız, biz kardiyo açıkçası ben dediğim gibi Instagram'da abone olan dostlarımıza kardiyo olarak verdiğim şey 20.000 adım oluyor, hit kardiyo oluyor falan filan. Bazen işte dik yokuş 20 dakika yürüyüş veriyoruz. O adımları atamayanlar için. Ama 20.000 adım atıyorsan sen günde abi, 15.000 adım atıyorsan sen yeterli kardiyo yapıyorsun zaten. Ve arada böyle hit kardiyo kalp atışını da hızlandırman lazım, güzel olacaktır. Hit kardiyo arada yapıyoruz, haftada bir kere falan yapabilirsiniz yani onun için. Beşinci olarak da kankalar söyleyeceğim şey, supplementlar sihirli değnek değildir abi. Öyle bir algı oluşuyor. Böyle bir şey değil. Bunu da söylemek istiyorum. Beşinci hata olarak. Ben bu hataya düşmedim gerçi. Ama sihirli değnek değil. İlaç da sihirli değnek değil büyük ihtimalle. Deneyimim yok. Ama sihirli değnek değil. Çalışmadığın sürece ilaç üstünde çalışmayacaktır. Gerçi bir araştırma var. İlaç alan çalışmasa bile çalışan doğal adama nazaran daha fazla kas kütlesi koyuyor. Nasıl oluyorsa böyle şey bilmiyorum ama böyle bir araştırma var. O yüzden olabilir. Ama sihirli değnek değildir kankalar. Ben supplement'ı açıkçası %1'lik bir fark yaratacaksa yaratır. Çok düşük yağ oranlarında değilsen falan filan. Supplement dediğin şey senin hayatına kolaylık sağlayan bir şeydir kanka. İşte uykunu almıyorsan supplement yapabilirsin. Vitamin C, vitamin D falan filan almıyorsan supplement yapabilirsin. 200 gram kadar protein sokamıyorsan vücuduna supplement, tak diye protein shake'ini alırsın. Bir dakika içinde tak diye 50, 25, 30 gram protein girer vücuduna. Yani daha kolaylık sağlayan bir şey supplement kadar. Ama yani protein tozu içince kanıma daha fazla karışacak ve de bu benim omuzlarımı daha çok genişletecek. Böyle bir şey yok. İdman bitti, 30 saniye içinde protein tozu tüketmeliyim hemen falan. Böyle şey yok kankalar. Sihirli değnek değil. Dediğim gibi etkisi var ama sadece hayatınıza kolaylık sağlayan bir şey. Eğer hayatınızda yapmadığınız şeyler varsa, düzgün beslenmiyorsan, düzgün uyumuyorsan, stresini manage edemiyorsan, idare edemiyorsan stresini falan filan, supplementlar bu şekilde sizin hayatınıza fayda, güzellik sağlayabilir. Ama edeceği etki %1, %5 olsun en fazla. O yüzden Rich Piana'da zaten 5% nutrition demiştir. Ne demek yani? %5'ine sadece. Fiziğinin, görüntünün senin %5'ine iyi bir şekilde katkı sağlayabilir supplement diye bir şey söylemiştim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın kankalar. Ege Fitness'a, peace out. Vücudum hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha şey yapmak lazım mı? Define olmak lazım mı? Çok mu suluyuz? Çok mu yağlıyız? Geçen seneki fiziklere oranla neler olmuş? Sırtım gelişmiş mi? Falan filan. Sizlerin yorumlarını şiddetle ve hibetle bekliyorum. Daha güzel bir yerde çekim yapmış oluruz. Tamam. Güzel lan, bana güzel gözüküyor ama bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.